Diyelim ki bu küçük çocuğa serebral palsi teşhisi kondu. Şimdi bu durumu nasıl yöneteceğimizle ilgili biraz konuşmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz yöneteceğimizle ilgili dedim. Serebral palsiyi tedavi etmekle ilgili bir şey söylemedim. Bunun nedeni serebral palsinin ömür boyu süren bir bozukluk olması. Beynin hareket merkezlerinde meydana gelen ve serebral palsiye neden olan hasar ne yazık ki kalıcı. Bu hasarı tersine çevirmenin veya onarmanın hiçbir yolu yok. Yani serebral palsiyi tedavi edemiyoruz. Hatta neden olduğu sıkıntıları bile tam olarak dindiremiyoruz. Dolayısıyla odaklandığımız şey serebral palsili kişinin yaşadığı sorunları azaltmak veya yönetmekten ibaret. Yapmamız gerekebilecek şeyleri görmek için serebral palsili birinin ne tür hareket bozuklukları yaşayabileceğini gösteren bu spektruma bir bakalım. Öncelikle, serebral palsili kişiler sadece hareket bozukluklarından mustarip olmaz. Ortaya çıkabilecek diğer sorunlardan az sonra bahsedeceğiz. Ama şimdilik serebral palsinin sadece bu boyutuna odaklanalım. Oldukça geniş bir spektrum öyle değil mi? Spektrumun hafif ucunda pek fazla yardıma ihtiyaç duymaksızın yürüyüp koşabilen bir çocuk görüyoruz. Şiddetli uçta ise bir yerden bir yere gidebilmek için bir hayli yardıma ihtiyaç duyan tekerlekli sandalyeli bir çocuk var. Bu ikisini serebral palsili bir kişide görebileceğimiz hareket bozuklukları spektrumunun iki aşırı ucu olarak kabul edebiliriz. Serebral palsili bir kişi bu geniş spektrum üzerinde herhangi bir noktada yer alabilir. Kişinin yer aldığı nokta, sahip olduğu beyin hasarının türüne ve ciddiyetine bağlıdır. Yani spektruma baktığınız zaman, buradaki biriyle buradaki birinin çok farklı ihtiyaçlara sahip olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla, bu kişinin serebral palsisini yönetmek için gerekenlerle bu kişinin serebral palsisini yönetmek için gerekenler birbirinden bir miktar farklılık gösterecektir. Serebral palsili iki insanın ne kadar farklı hareket bozukluklarına sahip olabileceğini hesaba katarsanız, bu kişilerin serebral palsilerini yönetme yöntemlerinin de ne kadar farklı olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Çünkü serebral palsili her bireyin güçlü ve zayıf olduğu yönlere nokta atışı yapabilmek için yönetim planlarımızı kişiye özel hale getirmemiz gerekir. Şimdi serebral palsiyi yönetmekte kullandığımız bazı yöntemlere beraberce bir göz atalım. Spektrumun hafif ucundan başlayalım. Ne görüyoruz? Mesela spektrumun hafif ucundaki bu kişi şayet spastik serebral palsiye sahipse ki bu serebral palsinin en yaygın tipidir, bir miktar kas gerginliği yaşıyor olmalı öyle değil mi? Ve hatırlarsanız bu gerginlik kasların aşırı aktif olmasından kaynaklanıyordu. Kaslar kendilerini kontrol eden nöronlardan çok fazla mesaj alıyor ve bu da onları gergin kılıyordu. İşte bu kas gerginliğini hafifletmek için yapabileceğimiz şeylerden biri, bu ekstra sinyallerin nöronlardan kaslara iletimini engelleyen ilaçlar kullanmaktır. Botoks, bu amaçla sıkça kullandığımız ilaçlardan biri. Hani şu ünlülerin yüzlerindeki kırışıklıklardan kurtulmak için yaptırdığı botoks. Ve botoksun işleyiş biçimi oldukça enteresan. Bu kimyasal aslında bir nörotoksindir. Kasları gevşetir. Yani ünlülerin kırışıklıklara yaptırdıkları botoks da aslında o kırışıklıklara yol açan kasları gevşetmeye yarıyor. Botoks serebral palside de benzer bir şekilde çalışıyor. Aslında tam olarak aynı şeyi yapıyor. Spastik serebral palsideki gergin kasları Daha az gergin hale getiriyor Ama burada bir fark var e, Botoks kendi başına seyahat etmeyi pek sevmediğinden onu Doğruca gevşetmek istediğimiz kasların içine enjekte ediyoruz Botoks enjeksiyonumuzu yapıyoruz Sonra bu toksin Nöronların kaslarla iletişim kurmasını ve onları uyarmasını Engelliyor Bunu da Bu nöronlardan asetilkolin adı verilen bir kimyasalın salınımını engelleyerek yapıyor. Asetilkolin, nöronların kasları uyarıp aktive etmek için gönderdiği kimyasal. Botoks, bu asetilkolin mesajının kaslara ulaşmasını engelleyince kaslar daha fazla aktif olamıyor. Bu da kas gerginliğinin azalmasını sağlıyor. Spastik serebral palsi, ilaç kullanarak yönetebildiğimiz tek serebral palsi tipi değil diskinetik serebral palside de esas sorun çok fazla hareket ve bunun nedeni de kasların yine çok aktif olması. Fakat bu kez sorunu spastik serebral palside olduğu gibi kas bölgesine ilaç uygulayarak yönetmiyoruz. Kontrol merkezinde yani beyinde işlev gören ilaçlar kullanarak yönetiyoruz. Yani spastik serebral palside çok gergin olduğunu bildiğimiz belirli spastik kaslara botoks enjekte ediyorduk. Diskinetik serebral palside ise tüm kasların, bütün sistemin aktivitesini yavaşlatmamız gerekiyor. Spastik serebral palside olduğu gibi sadece tek bir kas grubuna yönelik işlem yapmamız mümkün değil. Tüm vücudu kapsayan bu etkiyi elde etmek için de antikolinerjik adı verilen bir ilaç türüne başvuruyoruz. Bu ilaç türü diskinetik serebral palsisi olan kişideki ekstra vücut hareketlerini azaltmaya yardımcı oluyor. Çünkü hatırlayın, asetilkolin kaslarımızı harekete geçirmek için gereken kimyasallardan biriydi. Antikolinerjik asetilkolinin tüm vücuttaki faaliyetini azaltmaya yarıyor. Yani antikolinerjik varsa daha az hareket var. Şimdi hatırlarsanız serebral palsinin üçüncü bir tipi daha vardı değil mi? Ataksik serebral palsi. İşte bu tipte kişi ayağa kalktığında titrek ve dengesiz oluyordu. Ataksik serebral palside titremeyi veya dengesizliği engelleyebilen bir ilaç yok. Ama ataksik serebral palsisi olan insanlarda aynı zamanda spastik ve diskinetik serebral palsilerin de bulunması hiç de az rastlanan bir durum değil. Dolayısıyla ataksik serebral palsili kişiler spastisitelerine veya diskinezilerine iyi gelen ilaçlar kullanabiliyor evet şiddet spektrumu üzerinde sağa doğru ilerledikçe yönetim planımıza yeni maddeler eklememiz gerekiyor hala ilaç başlığındayken belirtelim. Şiddet spektrumunda sağa doğru ilerledikçe spastik serebral palsideki kas gerginliği daha da şiddetlenebilir veya yaygınlaşabilir. Hal böyle olunca da botoks bu kişilerin spastisitesini kontrol altına almak için yeterli olmaz. Hatırlarsanız botoks tek başına seyahat etmeyi sevmediği için bu kimyasalı doğruca etkilenen kasın içine enjekte etmemiz gerekiyordu. Oysa şimdi etkilenen çok fazla kas var. Bu da çok fazla botoks enjeksiyonu anlamına geliyor. Spastisite sadece botoksla yönetilemeyecek kadar yaygın olduğunda daha geniş çaplı etkiye sahip bir şeye ihtiyaç duyarız. Baklofen adlı ilaç beyinde bulunan ve bu yüksek kas aktivitesinden sorumlu olan nöronların aktivitesini engellemeye yarıyor. Yani bu ilaç sayesinde kişi yaygın bir kas gevşemesi yaşayabiliyor. Spektrum üzerinde sağa doğru ilerledikçe, serebral palsili kişinin hareket edebilmesi için gördüğünüz gibi koltuk değneği veya tekerlekli sandalye gerekli hale gelebiliyor. Çünkü vücutlarının bazı kısımları desteksiz dolaşabilmeleri için fazla gergin veya titrek olabiliyor. Bu gibi durumlarda dikkatli olmamız gereken nokta şu. Normalde kullanılacağı kadar çok kullanılmayan kasların haddinden fazla zayıflamasını veya bükülüp anormal konumlarda kalmasını engellemek gerekir. Bunu ihmal edersek zamanla eklem çıkıkları meydana gelebilir. Bu da kas, tendon veya kemik hasarına yol açabilir ve cerrahi müdahale gerektirebilir. Yani serebral palsiyi yönetmede önemli bir nokta, kullanımsızlıktan doğacak hasarları ve anormal pozisyonları engellemek için etkilenen kasların mümkün olduğunca sık kullandırılması ve esnetilmesidir. Bu şiddet spektrumunun tamamı boyunca ve her tip serebral palsi için geçerlidir. Zaten serebral palsili kişilerin çoğu spektrum üzerinde nereye denk geliyor olurlarsa olsunlar, kaslarını mümkün olduğunca sağlıklı tutmak adına düzenli olarak fizyoterapi alırlar. Spektrumun bu tarafında, yani en sağ ucuna gelecek olursak, burada kaslar çok gergin olabilir ve kalça gibi eklemler, bacakların aldığı anormal pozisyonlar yüzünden aşırı zorlanıp hasar görebilir. Bu gibi problemleri düzeltmek için cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulabilir. Çok gergin ve kasılı oldukları için kısalan kas ve tendonları uzatmak amacıyla da cerrahi müdahaleye başvurulabilir. Spektrumun bu ucunda yönetilmesi gereken başka sorunlarda baş gösterebilir. Mesela bazen ağız ve yutaktaki kaslar ki bunlar yeme ve yutma eylemleri için çok önemlidir, aşırı derecede gerilebilir ve bu da kişinin normal şekilde yemek yemesini engelleyebilir. Böyle bir durumdaki kişinin ihtiyaç duyduğu besinleri alabilmesi için tüple beslenmesi gerekebilir. Veya yüz kasları aşırı gerildiği için kişi ağzını kapatmakta ve salya kontrolünde güçlük çekebilir. Dolayısıyla salya akıtmada bir sorun haline gelebilir. Ve bu durumun etkilenen kaslara verilecek botoks enjeksiyonu gibi ilaçlarla yönetilmesi gerekebilir. Unutmayın, Burada spektrumun en sağ ucuna yakın olan kişilerden söz ediyoruz. Bu gibi sorunlar serebral palsisi olan herkeste görülmez. Serebral palsi en nihayetinde beyindeki hareket merkezlerinin hasar görmesi sonucunda oluşur. Yani bu hasar başka bozukluklara da yol açmış olabilir. E, kişinin tekrarlayan nöbetler yaşamasına neden olan epilepsi gibi mesela. Ve epilepsi, Serebral palsili kişilerde çok yaygın görülür. Serebral palsili kişilerin yarısına yakınında epilepsi vardır. Dolayısıyla epilepsi gibi diğer bozuklukları da kendi ilaçlarını kullanarak yönetmemiz gerekir. Antikonvülzanlar epilepsi için kullanılan ilaçlardır. Serebral palsiyi yönetmek için başvurabileceğimiz yöntemlerden bazıları işte bunlardı. Unutmayın, bu yöntemler Kişinin bu spektrum üzerinde hangi noktada bulunduğu dikkate alınarak kişiye özel belirlenmelidir.